Büyük Avcılar Derneği'nde, yöre derneğimizde röportajlarımız devam ediyor. Seçimle ilgili, uyum seçimiyle ilgili. Şu an yanımızda bu derneğimizin, yani Büyük Avcılar Derneğimizin başkanı sevgili Kazım Sarıkaya var. Sevgili Kazım Sarıkaya, kendini tanıtarak başlasın. Merhabalar öncelikle. Ben Kazım Sarıkaya. 1967 doğumluyum. 3 çocuk babasıyım. Almanya 1989 yılında aile birleşimiyle geldim ve daha sonra bir iki yıllık bir çalışma müsaadesi bekleme sonrasında Köln Havalanı'nda işe başladım. 7 yıl süresince havalanda çalıştıktan sonra işsizlik duruma düşüp inşaat sektörüne geçtim. İnşaat sektöründe Gerüstbau, yani Türkçesi iskelede çalıştım 25 yıl. Daha sonra bazı hastalıklardan dolayı şu an çalışamaz durumdayım. Ve çalışmıyorum, işsizim. Evet, siz de bu listede adaysınız. Köln Vielfalt dediğimiz liste, Köln Alevi Kültür Merkezi'nden. Evet. Tekrar hatırlatayım, ben onu daha önce Köln'de Alevi Kültür Merkezi'nde yaptığımız dernekte de hatırlattım. Köln Vielfalt dediğim listenin adı, yani çeşitlilik. 5'e 5, 5 bu yöre derneğimizden, 5'te evet. Köln Alevi Kültür Merkezi'mizden adaylarımız var. Siz de onlardan birisiniz. Diğer adaylara da aynı soruları sorduk. Size de tekrar oradan başlayalım. En önemli kritik soru, yani en önemli soru şu. Köln'de 30 liste bulunmasına rağmen neden ayrı bir liste oluşturdunuz? Bir de sizin ağzınızdan alalım bunları. Şimdi şöyle, biz Büyük Avcılar Derneği olarak 1999 yılında kurulduk. 99 yılında kurulurken de 30 ve 40 yaş arasında ikinci neslin kurmuş olduğu bir dernek yani. Birinci neslin de değil, ikinci neslin, yani özellikle ikinci neslin kurmuş olduğu bir dernek. Çalışmalarına yani uyum, Almanya'da uyum meclisine işte nasıl geçilir dendiğinde biz 99 yılında bunu gerçekleştirdik. Çünkü birinci nesil bu oluşumu, birleşimi yapamadılar. Çünkü eski işte Türkiye'deki kalmış, geçmiş eski şeyleri kullanarak. Yani ilk nesil diyorsunuz siz. Tabii, ilk jenerasyon. İlk jenerasyon o bu dernek kuruluşunu yapamadı. Daha sonra biz bunu 30 ve 40 yaş arasındaki insanlar gerçekleştirdi. Ve şu an Köln'de yaklaşık olarak biz hane olarak, yani nüfus olarak değil, hane olarak 250 ile 300 arasında bir hanemiz var. Ve derneğimizde şu an 200 üyemiz var yani işte, hane olarak. Ve bunu göz önüne aldık ve bir önceki seçimlerde biz Büyük Avcılar Derneği olarak bazı listelere destek amaçlı, işte listelere girebilir amaçlı genç Almanya'da yaşamış, Almanya'da okumuş insanlarımızı buna katmaya uğraştık. Yani destek ve dayanışmada bulundunuz o listelere. Listelere, ama hep şu oldu, listelerin sonlarına kondu. Gençlerimiz seçilemeyecek yerlere, yerlere işte oyların gelmesi için kullanıldı. Gençler, şimdi biz bu listeleri yaparken de aynı olaylar olacak korkusuyla yine de buna çekimsel baktılar. Ama biz dedik ki bu sefer bunun başlangıcı olur veya olmaz. Başarırız veya başaramayız. Veya çıkarız veya çıkmayız. Ama bu bir başlangıç. Bu artık gençlerimize, insanlarımıza, çevremize bir örnek teşkil eder inşallah. Bundan sonra da devam eder. Çünkü artık bu seçimlerde de 1, 2, 3 listeden teklif geldi. Büyük Avcılar Derneği'ne 1, 2 kişi verilmesini istediler. Ama biz dedik ki artık bunu kendimiz, işte Musa Başkanımızın Köln AKM'de, işte Alevi Kültür Merkezi'nde kasa işine bakması, buradaki bazı canlarımızın işte dini inançlarından dolayı o dernekte üye olması bizi, ikimizi bir araya getirdi. Ve bu zannediyorum ki bir dahaki seçimlere kadar bence farklı derneklerle birlikte daha büyük bir kitleye ulaşabiliriz. Evet. 1989'da geldim, evet, diyorsunuz almaya. Yani yaklaşık 31 sene oldu. Pekala, 31 senenin tamamını da içine katarsak Köln'de yaşıyorsunuz değil mi? Evet. Başka bir şehirde yaşamadınız. Yok, başka bir şehirde yaşamadım. Burada sizin birinci gördüğünüz öncelik, sorun, sıkıntı nedir? Ya şimdi ne kadar bir sosyal devlet olsa da sıkıntılar neredeyse bütün ülkelerde aynı. Mesela betonlaşma. Köln şehrinin içinde de betonlaşma var. Bugün hava alacağınız küçük bir arsa bile kalmadı. Hepsi binalaşıyor.
Yani imara dışa doğru açılmıyor da içeride daha çok böyle bir yoğun talep var ve insan o şekilde şey yapıyor. Mesela bizim birinci generasyonun şu an Almanya'da yaşıyor ama büyük sorunlar var. Mesela işte bakım. Ama birinci önceliğiniz betonlaşma dediniz. Tabii, şimdi evet. İkincisi. İkincisinde işte bu birinci generasyonun bakım olayı. İşte huzur evleri, bunlara bakılacak yerlerin olması, hastaneler. Bunların hepsi sorun. Yani onu şöyle açıklayalım. Genelde bir de Türkiye'ye gidiyor bu bir iki jenerasyon. Bir 6 ay kadar kalıyorlar. Fakat 6 ayını da burada geçiriyorlar. Ki o da kış dönemi. Buraya geldiklerinde sorun yaşıyor. Sorun yaşıyorlar. Yani kalacak yerler yani sorun oluyor. Bunlara bir sorun çözülmesi lazım. Hı-hı. Eğitimde bir sorun var. Eğitim demişken aynı zamanda da başında da söylediğiniz gibi 3 çocuk babasıyım dediniz. Evet. Tabii ki çocuklarınız okudu. Çocuklarınızdan başlarsak sizin eğitimde gördüğünüz bir sıkıntı, ayrımcılık durumu oldu mu? İlk başta işte kindergartlarında başlıyor. Yani kreşlerde başlıyor. Kreşlere alımlarda başlıyor. Daha sonra işte kreşler biterken, okullara başlarken sorun yaşanıyor. İşte mesela burada Real Şule, Gimnazyum, bu okulların işte grunt şeyleri not derecelerine bakılarak başlıyor. Ama bunu öğretmenler işte farklı algılayarak farklı okullara çocuklarımızı yönlendirebiliyor. Başarılı çocuksa da başka okula yolladığında bu başarı seviyesi aşağı düşebiliyor. Yani bu şöyle, bu ilk jenerasyon için bu oluyordu. Evet, çünkü ilk jenerasyon biliyorsunuz ilk jenerasyonun çocuklarına yani veliler kendileri zaten Almanca bilmiyorlardı. Burada iş derdine düşmüşlerdi. Orada bayağı bir çocuklar yani o ilk jenerasyonun çocukları heder oldu. Ama ikinci, üçüncü jenerasyonun burada yetiştiği için biraz daha böyle Almancaları iyi eğitim sorunu olduğu zaman direkt gidip müfredat oradaki yöneticilerle, eğitim yöneticileriyle bu sorunları çözebilme durumu var. Ama şimdi şöyle bir şey var. Almancası iyi, burada eğitim almış insanlar bununla mücadele ediyor. Ama işte Türkiye'den gelmiş, evlenmiş. Benim gibi işte bazı evlenerek gelmiş kişiler var mesela. Aile birleşimi sonuyla. Bunların fazla bir Almancası olmadığı için veya işten fırsat bulamadığı için uğraşamayan insanlarımız var. Bunları kötüye kullanan öğretmenlerimiz var bu şeyleri. Yani ama seçilirseniz veya diğer seçilecek yani, olan lisedeki arkadaşlarınız öncelikli olarak bu konulara eğilecekler. Zaten bu listede hepimiz seçilecek diye bir şey yok. Ama biz bir ekibiz. Bütün sorunları birlikte tartışıp, birlikte çözüm bulup, birlikte bu işe yol alacağız. Yani. Pekala. Sandık için çağrınız var mı? Yani en önemlisi bu. Şimdi siz burada gezeceksiniz. İşte bu röportajlar yoluyla sosyal medyada izleneceksiniz. Ama en önemlisi sandığa gitmek. Yani demokratik hakkı sonuna kadar kullanmak, oy kullanmak. Evet. 13 Eylül'de bütün insanlarımızı demokratik hakları olan seçme ve seçilme haklarını kullanmaları için oy kullanmaya çağırıyoruz. Ne kadar çok oy kullanırsak o kadar sesimizi çok duyururuz. Hepinizi sandığa bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Eyvallah, ben de sizlere teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun.